Üç tane ip açıcı bir koy, ipti sallı. Tamam mı? İpten çıkar. Adam gibi. Adamın kişi. Aşağı atlan gelmesin, yok. Atın almaz. Ya valla daha o çekmiş. Ben ne yapayım? Hocaları yapsın. Ne bakacağımızı gösteren ne var? Zaten karabacı bakıyor. Böyle biraz güzeldir. Yavaş kalmak. O çıkma dışarı. Dışarı çıkma. Biz aldığın yerine alsın. Onda batmaz şekli. Onların toplamadı. Kimse ondan yap. Hayır, bir şey elemez. Tamamdır. He? Dileğini ver. Ama ne verdi beyim? Ama sana soramadım. Tamam. Hı. Ver. He? Abi çıktı biraz sonra. Ben yedim. Ama bak sıfır geçişine de vurmuşuz. Ha? Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Geçen yıl üniversiteden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle babadan, dededen gelen mesleği devam ettiriyorum. Orcik yapıyoruz. Yaklaşık Eylül-Ekim aylarında yaklaşık bir aylık bir periyotta düzenli olarak orcik yapıyoruz. Kendi bağ bahçemizden yetiştirdiğimiz ceviz ve üzümü hasat ederek daha sonrasında orcik yapıyoruz. Kendi imalatımız olup geçim kaynağımızı sağlıyoruz bu yönde. Cevizimizi ağaçtan hasat ettikten sonra kırıp ipe diziyoruz. İpe dizdiğimiz cevizler kurumasını bekliyoruz. Kuruyunca bunu üzümden pişirdiğimiz bulamaçla birleştirerek orcik elde ediyoruz. Bu işlem 4-5 gün sürüyor. 4-5 gün içinde günde bir kez batırıp güneşe asıyoruz. O bir gün içinde kuruduktan sonra ikinci gün tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Böyle 4 gün kuruduktan sonra ürünümüz elde ediyor. Bir hafta güneşte bekletiyoruz. Güneşte bekleme süresi bittikten sonra kesip ihtiyacımızı karşılamak üzere depomuza bırakıyoruz. Orcik tamamen doğal olup besleyicidir. İnsan vücudunda bayağı bir besleyici, tok tutucu özelliği vardır. Orcik insanı zinde tutar, besleyicidir. Tamamen doğal olduğu için insan vücudunu dengeler. Şeker oranından dolayı insanı zinde tutar. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra birkaç yere iş başvurusu yaptım. Hepsi deneyim istiyordu. Ben de deneyimim olmadığı için işsiz kaldığımdan dolayı baba mesleğini devam ettirmeye karar verdim. Bu şekilde geçim sağlıyoruz. Bence bu işte hani... Gençken yapılacak işlerden biri, insanın gücü yettiği müddetçe orcikle ve köy işleriyle uğraşabilir. Sezon boyunca yaptığımız 500 kilogram orcik ile bir kışlık gelirimiz elde edilmiş oluyor. Tamamen kendimize ait olduğu için benim masraf olarak fazla bir masrafım yok. Ama yeni başlayacak arkadaşlar için bir miktar sermaye ile, çok az bir sermaye ile çok rahat yapılabilecek bir iştir. Herkes istediği, sevdiği işi yaparak geçim sağlayabilir. Üniversiteyi bitirdim diye şehirde firmalarda çalışacağıma kendi işimi yaptım. Köy Mahallesi depo mülküsünde, köy evinde bu işi teşkilatı kurmuş yapıyoruz. Bu çok erken zamandan başladık ama o zaman kendi ihtiyacımızı yapıyorduk. Şimdi fazlası olduğu için bahçede büyük teşkilat açtık. Fazlasını yapıyoruz. Çocuk da okulu bitirdi. Bir iki yere başvurduğu işler olmadı. Şimdi bu işten dolayı bu işe algıladık. Yapıyoruz. İşi o yapıyor, ben de yanında yardımcıyım. Hatta gösteriyorum noksan işlerini. Genç çalışkan hakikatiyle. Olmadı.